M artı 1 x artı 2 y artı 1 artı 7 eşit 0 doğrusu ile bu doğru birbirine paralel olduğuna göre. İki doğru birbirine paralelse ne oluyordu? Eğimleri birbirine eşit oluyordu. O zaman bunun eğimi ne? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı Eksi m artı 1 bölü y'nin katsayısı burada ne arkadaşlar? Dikkat edin. Y artı 1 yazacaktım neredeyse. Y'nin katsayısı bunu açtığımız zaman 2y artı 2 oldu. Y'nin katsayısı 2 oldu. Eşittir. Bunun eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı eksi m eksi 2 bölü ne 1 olacaktır arkadaşlar. Eksiler gitti mi gitti. m artı 1 buradan neye eşit oldu? 2 ile karşı tarafı çarpıyorum. 2 m eksi 4 oldu. Eksi 4'ü öbür tarafa attım artı 5. m'i buraya attım. 2 m eksi m'den m yaptı. m'i buradan 5 bulduk. Yani cevap akçay oldu. Doğruları çakışık olduğuna göre K ve M nedir diye soruluyor. İki doğru birbirine çakışıksa eğimleri birbirine eşittir hocam diyebiliriz ama evet diyebiliriz. Eğimleri birbirine eşittir diyebiliriz. Ya da direkt hocam X'lerin katsayılar oranı, Y'lerin katsayılar oranı, C'lerin katsayılar oranına da eşittir diyebiliriz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. K eksi 1 bölü 4 eşittir M bölü 3. Çünkü belli bir katı olmak zorunda çakışıksa aynı doğru ya çakışık aynı doğru belli bir katı olmak zorunda. O yüzden m bölü eksi 3 işaretiyle birlikte almayı unutmayalım. Eşittir. 8 bölü eksi 12 deyince sonuca ulaşacağız. O zaman ilk önce şuna bakalım. K eksi 1 bölü 4 eşittir. 8 bölü eksi 12. Bunu 4'e bölsen 2 4'e bölsen eksi 3. 2 bölü eksi 3 olduğundan işler dışlar yapalım. Eksi 3 k artı 3 eşittir 8'den. Buradan e eksi 5 eşittir 3 k olduğundan. K'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 5 bölü 3 buluruz. Sonra m bölü eksi 3 eşittir 2 bölü eksi 3'ten m direkt 2 çıkar. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? K artı m isteniyor. E o zaman k artı m de neye eşit olacaktır? Eksi 5 bölü 3 artı 2 eşit olduğundan topladığımız an 2 kere 3 6 artı eksi 5'ten o da 1 yaptı. Yani 1 bölü 3 yaptı. Cevabımız böylelikle c oldu arkadaşlar. Doğrusuyla bu doğru neymiş? Dikmiş. Arkadaşlar dikse eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bak dikkat et. x'in katsayısı 1. Eksi 1 bölü 2k eksi 1 ile neyi çarpacaksın? Çarpı bunun eğimine. Bunun eğimi nedir? Yine eksi x'in katsayısı bölü eksi eksi k artı 2 bölü y'nin katsayısı 1 diyeceksin. Bu da eksi 1'e eşit diyeceksin. Normalde Eksi ile eksinin çarpımı burada artı yaptı. Buradaki eksiyle de bu eksi birbirini götürdü. O zaman şöyle bir ifade geldi arkadaşlar. Şu götürmeleri şeyle yapayım da sonra canımız sıkılmasın şöyle. Şöyle yapayım. Heh. 1 ile k artı 2'yi çarpıyorum. K artı 2 bölü. 2k eksi 1 ile 1'i çarpıyorum. 2k eksi 1 eşittir artı 1 olduğundan. K artı 2 eşittir 2k eksi 1'den. K'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Dik koordinat düzleminde A noktasının doğruya olan uzaklığı bu şekilde hesaplanır. Biliyoruz noktayı doğruya ne az bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. E bizden de zaten bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı isteniyor. Koy noktayı yerine x yerine 1 y yerine eksi 1 koy. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı eksi 1 artı 3 ama mutlak değeri unutma bölü kare kök içinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Hatta biz 3 ve 4 gördüğümüz zaman direkt alt tarafa ne diyoruz arkadaşlar 5 diyoruz. Yukarısı ne yaptı 3 artı 4 7 artı 3 10 yani 10 bölü 5'ten cevabımız da böylelikle 2 çıkar arkadaşlar. Yani cevap Akçay. Dik koordinat düzleminin bir kısmı birim kareli kağıda çizip K ve L noktaları işaretleniyor. Daha sonra K ve L üst üste gelecek şekilde katlanıp tekrar açıldığında kat izi oluşuyor. Yani arkadaşlar K ve L'yi böyle üst üste gelecek şekilde katladığımızda şöyle katladığımızda Kat izin olmak zorunda. Bu doğruya dik olmak zorunda değil mi? Bir de tam ortasında olmak zorunda değil mi? Evet hocam. E bunun tam ortasını bulalım. Hocam bu 2'ye 1 gidiyor. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 gittiğinden tam ortası burası mı yaptı? Aynen öyle. E tam ortası burası. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hocam buradaki dik üçgende 1, 2, 3, 4. E şunlar birbirine eşit olduğundan tam ortası da şu çizgi üzerinde olmak zorunda. Burası yapardı diyebilirdiniz. Neyse. Tam ortası burası ve buna dik olacak. E buna dik olacaksa eğimler çarpı eksi 1 olmayacak mı? Bu sola yatık bir doğru. Eğimine bak. Şuradaki dik üçgenden belli. Eğim hocam. E, şu x eksenine yaptığı açı alfa dersem. Karşı bölü komşu. Yani 2. Yani 1 bölü 2. Ama sola yatık olduğundan m birimiz ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. M2'nin ne olması lazım? Dik olması için eğimler çarpma eksi 1. Ters çevirip eksi ile çarpacağız. Yani 2 olması lazım. Eğim 2 olacak ve bu noktadan geçecek arkadaşlar. O zaman eğim 2 ve bu noktadan geçecekse bir parçası bu işte. 2 bölü 1 mesela değil mi? İşte doğrumuz bu arkadaşlar. Bizden bu doğrunun denklemi isteniliyor. Katiz ancak böyle olmak zorunda. Çünkü katladığın zaman bu doğru üstünde gittiği zaman ne olmak zorunda? Bu doğruya dik olmak zorunda. Kat dik olacak. O yüzden eğimler çarpma eksi 1 dedik. o Buradaki orta noktadan geçeceği için de şunlar da birbirine eşit olması gerekiyorduk. Onu da anlattık. Bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Valla arkadaşlar büyük ihtimal ben bu devamını çizmeseydim şu noktaya göre çizerdim aslında ama Dikkat ederseniz bunu böyle çizdiğim zaman eğim 2 ya. Hani 2 birim dikey 1 bir birim yatay. 2 1 2 1 tam da orijinden geçiyor şansıma. Orijinden geçen bir doğru y eşittir mx şeklindedir. E bunun eğimi de 2 bölü 1 olduğundan dolayı eğim de 2 olduğundan dolayı m2. E, m de buradan 2 yazacak olursak y 2x doğrusu direkt buluruz. Yani cevabımız böylelikle c han çıktı arkadaşlar. OABC dikdörtgenin B köşesi bu doğru üstüne üstünde katlanmıştır böyle. Arkadaşlar analitik düzlemde bir doğru verilmiş 80'leri kestiği yerleri buluyorduk. E o zaman bu doğruda ben x yerine 0 yazsam y eksenini kestiği yeri bulsam a çok da güzel olur. Y dikdörtgenin bir parçası olmuş oluyor çünkü bu. O zaman x yerine 0 yazdığımız zaman 4y 56 eşit 0 ise y'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 14 buluruz. Peki x eksenini kestiği yeri bulmamıza gerek var mı? Zaten y ye yerine 0 yazsak 56 bölü 3 geliyor. Gıcık sayı gerek yok büyük ihtimalle. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bizden mavi bölgenin alanı isteniyor ve şu eşittir kullanacağız. Mavi bölgenin alanını bulmam için benim çift çizgileri bulmam lazım. O zaman çift çizgileri bulmak için yoğunlaşalım. Şuradan yapabiliriz. Hocam buraya alfa deyip eğim dediğimiz tanjant alfa eksi 3 bölü 4 yani sola yatık 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. Sola yatıklığından eksi 3 bölü 4 oldu. E burası 3K ise 3K deyip burası da 3K deyip e sonra yeniden alfa beta burası da alfa tanjant alfayı yeniden değerlendirip şuradaki uzunluğu bulup ona göre işlem yapabilirsiniz. Ama uzun geliyormuş gibi geldi bana şimdi. Farklı bir yoldan yapabilir miyiz? Yaparız. Özellikle bunların eşit olmasına dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Bakın şunlar birbirine eşit ya. Hocam burası da A birim burası da A birim. D noktası ne yaptı? A virgül A mı yaptı? Evet. A D noktası bu doğrunun üstünde denklemde yerine yazsak. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 3A artı 4A eksi 56 eşit 0 ise 7A eşittir 56 yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk? 8 bulduk. A8 ise 8'e 8 noktası yaptı mı? Yaptı. Şimdi katlamaya yolunaşalım. Katlamada hocam alan isteniyor. ya. Üst üste binen alanlar birbirine eşit mi? Eşit. Bu arada A'yı 8 bulduk. Hocam burası da 8. 8 iken yukarısı da 8. E, tamamı 14'tü. 8 burası ise buraya da 6 kaldı. Mavi alan neye i̇şte eşit arkadaşlar? Dikdörtgenin alanından 2 tane A'yı mı çıkartacağız? Evet. Dikdörtgen eksi 2 A'ya eşit olacaktır. Mavi alan o zaman buradan dikdörtgenin alanı 8 çarpı 14'tür. 8 çarpı 14 eksi 2 tane A alanı. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'den 2 tane olacak arkadaşlar. Şunlar gitti. Mavi alan bu kaç yaptı? 4 kere 8 32. 112 eksi 6 kere 8 48 yaptı. O zaman buradan da 64 yapıyor. Evet mavi alanı böylelikle 64 buluruz. Yani cevap böylelikle balık çıktı arkadaşlar. 2 artı x artı 5 eşit 0 doğrusuna dik. Arkadaşlar bir doğru bir doğru dikse eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? M1 dediğimiz eksi x'in katsayısı sayısı bölü yeni kas sayısı. unutma. Bazen 2 bölü 1 ezbere yazıyorsunuz. Hayır. Eksi x'in katsayısı sayısı bölü y'nin kas sayısı. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2 ise o zaman dik olan doğrunun eğimi ne olacak? Ters çevirip eksiyle çarpmış. Yani 2 bölü 1 olacaktır. Yani 2'ye eşit olacaktır. Evet eğimi 2 olan bir doğru ve bu noktadan geçiyormuş. Arkadaşlar eğimi belli. Noktası belli. Doğru da eklemi yazılır mı? Yazılır. Nasıl yazılır? Şuradan yazılır. M çarpı yani 2 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y yazınca olay olacak. 2 x eksi 4 eşittir y eksi 2 olduğundan y'yi yalnız bırakmışlar. Biz de yanlış bırakalım. 2 x eksi 2 eşittir y oldu. Yani cevabımız y eşittir 2 x eksi 2 olan c şıkkı yaptı arkadaşlar. Şekilde A ve B illerinin konumunu gösteren harita verilmiştir. Koordinatları eksi 5'e 0 ve B 3'e 4 olarak verilen illerin merkezlerine eşit uzakta e, noktalar harita üzerinde işaretlenerek bu noktalar arasında geçmesi planlanan otoban harita üzerinde gösterilmiştir. Evet bu. Buna göre diyor şehirlere eşit uzaklıkta bulunan otobanı gösteren doğrunun denklemi. Arkadaşlar bu otoban öyle bir otobanmış ki hem buna hem buna eşit uzaklıkta. Hem buna hem buna eşit uzakta. Bu nedir? Daha öncesinde de zaten yorum yapmıştık. Hocam bu tam olarak bunun kenar orta dikme doğrusu olmak zorunda. Çünkü kenar orta dikme doğrusu ne yapıyor arkadaşlar? Buradan bir nokta alsan birleştirsen kenar orta dikme doğrusu şu ikiz kenardan eşit oluyor. Burada da ikiz kenardan eşit oluyor. Dik tabanı keş parçaya bölünden. Burada da ikiz kenarda eşit oluyor. Yani ne diyoruz? O zaman işte bu otoban bu iki noktanın kenar orta dikme doğrusudur. E o zaman bu doğrunun denklemini yazacağım. Doğru denklemi dediğimde iki soru soruyordum kendimize. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Tam buradaki nokta orta nokta. Eksi 5 artı 3. Eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1'e. Hocam 4 artı 0 bölü 2'den 2 iki yaptı. Evet buradaki noktayı bulduk arkadaşlar. Eksi 1'e 2 noktası. Peki eğim lazım. E doğrular dik kesişiyor. Eğimler çarpma eksi 1'dir. Birincinin eğimi nedir arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi. Y'ler farkı 4 eksi 0 bölü x'ler farkı 3 eksi 5 olduğundan dolayı hocam bu 4 bölü 8 yaptı 1 bölü 2 yaptı. Bunun eğimi 1 bölü 2 ise bunun eğimi ne olacaktır? Eksi 2 bölü 1 ters çevirip eksi ile Çünkü eğimler çarptığında eksi 1 olması lazım. Peki eğimi ne yaptı? Eksi 2. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyim? Evet. Yani eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x yani x eksi eksi 1 x artı 1 yaptı. Eşittir y eksi 2. Buradan eksi 2 x artı eksi 2 eşittir y eksi 2 olduğundan eksi 2'ler ne oldu? y eşittir eksi 2 x mi oldu arkadaşlar cevap? Yani bunu da öbür tarafa atarsak y artı 2 x eşit 0 mı oldu cevap arkadaşlar? Aynen öyle. Cevabımız y artı 2 x ya da 2 x artı y eşit 0 oldu. Yani cevap balık esir oldu. Denklemi 3x eksi 4 y artı 5 eşit 0 olan D doğrusu yolun orta şeridinin denklemidir. Evet bu yolun orta şeridinin denklemi. Madem orta şeridinin denklemi şunlar birbirine eşit demek. Ömer yolun karşısına geçtiğinde aldığı yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar A noktasının bu doğru yolun uzaklığını bulursak olay bitti mi bitti. Evet D doğrusu da 3x eksi 4 y artı 5 eşit 0 doğrusu mu? Noktanın doğru yolun uzaklığı noktayı doğru da yerine yaz. X yerine 4 y yerine eksi 2 yazdığımızda. Hocam 3 çarpı 4 eksi 4 çarpı eksi 2 artı 5 mutlak değer içinde bölü kare küçüğünde a kare artı b kare 3'ün karesi eksi 4'ün 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi yazacağım ama 3 4'ü görünce direkt 5 yazıyorduk İşte bu haşa eşit arkadaşlar burası ne yaptı 12 artı 8 20 artı 5 25 25 bölü 5'ten 4 mi oldu 25 beş bölü 5'ten 5 beş mi yaptı arkadaşlar evet h 5 ise e, o zaman burası da 5'tir toplam uzunluk kaç olur arkadaşlar 10 olur yani cevap edremit ABCD düzgün beşgenin ağırlık merkezi orijindir. Evet ağırlık merkezi burası. Bu ağırlık merkezi demek ağırlık merkezinden geçen simetri eksenidir arkadaşlar. Hani köşeden geçip bir de ağırlık merkezinden geçiyorsa simetri eksenidir. Yani burası nedir? 90 derecedir. Peki e hocam adam sana buraya da 90 derece demiş. Eyvallah. Çünkü o koordinat düzlem olduğunda. Dolayısıyla burada bir ne çıktı arkadaşlar? Bunlar birbirine paralel oldu. Dur bakalım. Şimdi adam bize demiş ki yukarıdaki şekilde y eşittir eksi kök 3 x doğrusu. İşte bu doğru y eşittir eksi kök 3 x doğrusu. Eğim dediğim eksi kök 3 bu da tanjant alfaya eşitse tanjant beta diyeyim pardon. Tanjant beta dediğim burası arkadaşlar. O zaman burada beta dediğim beta dediğim sola yatıklıktan eksi geliyor arkadaşlar. Beta dediğim şuradaki açı kök 3 eşitmiş. Kök 3 bölü 1. 1 kök 3 2 oldu. Hocam burası ne, ne çıktı o zaman? Burada kaçı 30. Otuz. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 1'e 2'dir. Burada kaçtı? 60. E buraya 60 bulduk arkadaşlar. E burası 60 ise burası kaç çıktı? 30. Bu aynı zamanda simetri ekseni olduğundan dolayı ne olmak zorunda? 2 eş parçaya böldü. 54 54. 108'i 2 eş parçaya böler. E hocam alfa isteniyor. Şu üçgende alfa nedir? 2 iç açının toplamı bir dış açı. 54 ile 30'un toplamı yani kaç çıkar? 84 çıkar arkadaşlar. Böylelikle cevap denizli. Köşe koordinatları ABC olan üçgenin A köşesinin BC doğrusuna en yakın noktasının apsisi nedir diye soruluyor. Hemen analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Analitik düzlemi çizelim derken pardon. Şuradan bir ABC üçgeni çizelim. 4'e 4. Özel durum olduğu zaman tabii ki analitik düzlem çizeceğiz. O ayrı bir konu. CD 2'ye 2'yi yazdık. ABC üçgenin A köşesinin BC'ye en yakın noktası. A köşesinin BC'ye en yakın olduğu nokta neresidir arkadaşlar? Bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu nokta dik olduğu noktadır arkadaşlar. İşte bizden burası isteniyor. Hmm, bak bu nokta isteniyor. Seçenekler fazla. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Hocam bu doğrunun denklemini yazayım. Sonra bu doğrunun denklemini yazayım. İki doğruya ortak çözüm uygulayayım ama bu biraz uzun yol olur. Ne yapacağız hocam? Öncelikle bu doğrular dik kestiği için eğimini bulalım. Şunun eğimi nedir? 2 eksi 5 bölü 2 eksi eksi 1. 2 eksi 1 yani 2 artı 1. Yani eksi 3 bölü artı 3'den eksi 1 geldi. Eğimler çarpma eksi 1 yapması için bunun eğiminde artı 1 mi yapması gerekiyor? Evet. Hocam bunun eğimi artı 1 yapacak. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar sonrasında bu doğrunun denklemi olsaydı kısa yolu yazacaktım ama yine bizim dediğimiz yoldan yapacağız galiba. yok ben bu doğrunun denklemini yazayım yine. Bu doğrunun denklemi nedir? Bu doğrunun denklemini şurada yazıyorum. Hocam eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yani eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi 2. Buradan eksi x eksi artı 2 eşittir y eksi 2 olduğundan Buradan x artı y eşittir 4 mi oldu? Evet. Hocam bu doğrumuzun denklemi neymiş? Şöyle bir daha göstereyim. x artı y eşittir 4'müş. Peki buradaki noktayı bulursam olay bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğim belli nokta belli bu doğru denkleminde yazıp sonra ortak çözüm yapabilirsiniz. Ama ben bu tür sorularda şunu tercih ediyorum. Buradaki noktayı yazıyorum. Burası x virgülü y noktası değil mi arkadaşlar? Evet. Buradaki denklemde ya x'i ya da y'yi birbiri cinsinden yazın. Ya x'i yalnız bırak ya da y'yi yalnız bırak. E, genelde hangisi kolay sonu yapıyoruz ama burada x 4 eksi y'ye eşit fark etmez. x yerine bakın x'i yalnız bıraksanız x 4 eksi y olmadı mı? Evet. x yerine 4 eksi y yazayım. Aynı cinsten yazmış oldum. O zaman benden absis deniliyor ama. O zaman absisli yazayım. O zaman burada y'yi yalnız bırakayım. y 4 eksi x'e diyeyim arkadaşlar. işimi kolaylaştırayım. Evet. Y yerine 4 eksi x yazacağım arkadaşlar. İşte şimdi bu nokta var. Bu nokta var. Eğim de var. Y'ler farkı. O zaman y'ler farkı 4 eksi x eksi 4 bölü x'ler farkı x eksi 4 eşittir. Bunun eğimi arkadaşlar. İki noktası bilinen doğrunun eğimi yok mu arkadaşlar burada? Evet. O zaman burada şunlar gitti. Bu neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Eksi x bölü x eksi 4 eşittir 1 ise buradan eksi x eşittir x eksi 4'e eşit oldu. Buradan eee 2x eşittir 4 yaptı. x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Böylelikle cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. OABC dik yamuğunun AB kenarı bu doğruymuş. Arkadaşlar bu doğrunun adını vermişler bize. Hadi bakalım bu doğruyu kullanalım. Arkadaşlar analitik düzende bir doğru ise eksenleri kestiği yerleri bulmak lazım değil mi? E, keselim o zaman. Ve bulalım mı da daha doğrusu? Ama hocam x ekseni kestiği yer var burada. Olsun. O zaman x eksenini kestiği yeri bulmak için y yerine 0 yazarsam ben burada y yerine 0 yazdığım zaman 3x eksi 30 eşit 0'dan x'i buradan kaç bulduk? 10. Hocam x eksenini kestiği yer 10. Y eksenini kestiği yer olmadığı için hiç şey yapmayayım. Sonra başka bu doğru verilmiş. Hocam bir de bize bu doğru verilmiş. A bu doğrular verilmiş. Kestikleri yeri bulabilir miyim? Bulurum. Kestikleri yeri kullanmadan başka nasıl yapabilirim? Şöyle de yapabilirim. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 değil mi? Şuradan bir dik çizerim. Tanjant alfası 1 bölü 3. K iken buraya 3K derim. E ondan sonra burada hocam bak burası 3K'ya K. 3K'ya K, K, ya K, ya K ya. noktası oldu burası. E bu noktada bu doğrunun üstünde deyip denklemde yerine yazarım. Birinci yol bu ama sanki şeyden daha kolay çıkacak arkadaşlar. Şimdi bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası olduğundan dolayı burası. Ortak çözüm yapalım şu ikisini. Y yerine 1 bölü 3x yazdığım zaman. Arkadaşlar 3x artı 1 bölü 3x eksi 30 eşit sıfırdan. 9 10x bölü 3 eşittir 30'dan. X buradan ne geldi? 9 geldi. Evet. X'i 9 bulduk. Buradaki noktanın apsisini 9 bulduk. Arkadaşlar apsisi 9 iken bak şurası 9. X yerine 9 yazdığımızda da 9 bölü 3'ten y'si de 3 çıktı Evet. 9'a 3 noktası oldu burası. Y'si dediğim zaten burası mı yaptı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben burada e, yamuğun alanı isteniyor. Ya pardon taralı alan isteniyor. Yamuğun alanından alt taban ve üst taban lazım. Alt taban var üst taban yok. Yükseklikte yok. O zaman burada bir hamle yapmalıyız. Dik yamuk değil mi bu? Evet. E, dik yamukta ne yapıyoruz hocam? Hop dikmeyi çiziyoruz. Hadi bakalım çizelim. Dikmeyi şöyle çizecek olursak. Dikmeyi çizdiğimde hocam bak bunlar birbirine eşit. Bunlar da paralel olduğundan dolayı orta taban çıktı. E bu ort tabandan üçgen. Burası kaç oldu? 6. O zaman burası da 6 oldu. Hocam bunun tamamı 10'du. Burası 9'du. Buraya 1 bir birim kaldı. E burası 1 ise ort tabandan dolayı burası da 1. E buraya kadar kısım 9'du. Buraya 8 kaldı. Yukarısı da 8 oldu. Şimdi artık taralı alanı bulurum. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. 10 artı 8 çarp yükseklik bölü 2. Eksi beyaz üçgenin alanında taban 10 yükseklik 3. 10 çarpı 3 bölü 2. Bu kaç yaptı arkadaşlar? 18 bölü 2 9. 6 kere 9 54. 54 eksi. Burası kaç yaptı? 30 bölü 2'den 15 yaptı. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? Sanırım 39 yapıyor. Böylelikle cevap Edremit çıktı arkadaşlar.